Ali Kara Hasanoğlu. Hodri Meydan. Açıklayın döviz alanları. Gına geldi artık. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına afiş, CHP il teşkilatlarına afiş, balkonlara afiş. 128 milyar dolar nerede? Aslında 128 milyar dolar diye tanımladıkları bir yolsuzluk yok. Süreç içinde gün gelmiş döviz TL'ye çevrilmiş. Gün gelmiş TL ile döviz alınmış. Gün gelmiş, rezervlerde altın tercih edilmemiş. Gün gelmiş, döviz yerine altına daha fazla önem verilmiş. Boş verelim o süreci. Hazır CHP'liler de açıklayın dediklerine göre AK Parti yetkililerine çağrıda bulunalım. Hadi açıklayın, Merkez Bankası döviz satarken kimler koşup almış? Dolar satılıp Merkez Bankası kasasına TL konulurken kimler TL getirip dolar almış? Sonrasında... TL'den dövize geçilirken yine kimler dolarını getirip TL almış? 300 dolar 800 TL'den bahsetmiyorum. Milyon dolarlardan bahsediyorum. Milyar TL'lerden bahsediyorum. Odri Meydan. Merkez Bankası ise Merkez Bankası. Maliye Bakanlığı ise Maliye Bakanlığı. Açıklasın kimler almış doları. Hatırlayın AK Partili Yeşilyurt Belediyesi'nin organizasyonu ile Avrupa'ya gidip gelmeyen grip pasaportlular ortaya çıkarıldığında Yeri göğü inletiyordu CHP'liler. İşin içinde HDP'li organizatörler vardı ama AK Parti'ye vurmak için ısrarla saldırıyordu CHP yöneticileri. Ne zamanki diğer ilçelerde de benzer usulsüzlüklerin olduğu ortaya çıktı. Toplamda 3 CHP'li, 2 AK Partili, birer de HDP ve İyi Partili belediyede aynı yolsuzluğun olduğu ortaya çıktı. Sözcü gazetesi bile "Kabak CHP'nin başında patladı" diye manşet attı. Kabak tabii ki CHP'nin başına patlayacak. Bu işlerin kralı CHP'dedir de onun için kabak CHP'nin başına patlar. Türkiye genelinde CHP'nin belediye sayısı AK Parti'nin yarısı kadar bile değilken AK Parti Türkiye genelinde 575 belediyeyi kazanmışken CHP'nin sadece 212 belediyesi varken 2 haftadır kıyamet koparttıkları insan kaçakçılığı yapılıyor olayında bile CHP'nin 3 belediyesi AK Parti'nin ise iki belediyesi karışmış oyusuzluğa. Gerçek ortaya çıkınca da tıs diye havaları söndü. İnsan kaçakçılığı olayını şimdi unutturmaya çalışıyor CHP'liler. Aynısını Merkez Bankası'ndan kimler dolar aldı şeklindeki algı operasyonlarında da göreceğiz. Yeter ki resmi kayıtlar açıklansın. Evet, alım öncesinde ne banka biliyor kime satacağını ne ilgili kişi talep ettiği doların ne kadarını alabileceğini biliyor. Ama alım satım bittikten sonra şimdi kayıtlar devletin elinde. Açıklasınlar, görelim dolar milyonerlerini. CHP'nin banko çıktığı, orman işgaliyle yapılan villaların olduğu Acarkent'ten bakalım kaç kişi var. CHP'ye %90 oy çıkan Beykoz konaklarında sakin, bakalım kaç dolar alıcısı var. Bakalım Boğaz'da yalı sahibi CHP'lilerden kim var o alım yapanlar içinde. Güzel bir atasözümüz var, Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. AK Parti nereden oy alıyor? Bağcılardan. Beyoğlu'nun kenar mahallelerinden. Şişli'nin arka mahallelerinden. CHP nereden oy alıyor? Boğazan Hazır Kadıköy'den. Marmara Denizi'ne sıfır Bakırköy'den. Avcılardan. İstanbul Boğazı'na bakan Beşiktaş'tan, Sarıyer'den. Bağcılardaki ölümünü AK Partiliyim diyen bakkal amca mı aldı milyon dolarları? Yoksa Beykoz konaklarındaki acar kentteki CHP'li iş adamları mı? Odri Meydan. Açıklayın isimleri. AK Parti'ye yamanmak istenen şu kamburu gerçek sahiplerinin sırtına yükleyin. Bir kanal sokak röportajları yapıyor. Elindeki bisikleti gösterip, tek mal varlığım bu diyen kişi AK Partiliyim, ölümüne Erdoğan'a oy vereceğim diyor. AK Parti işte bu. AK Partililer, Yusuflar, kendileriyle alay edilmeye kalkışılan Yusuflar makarna yok mu? Kalmadı mı? Yok ya şeklindeki ahlaksızca tahkirlere rağmen edebini bozmadan makarna dağıtmıyoruz abla diyen Yusuflar. Hayatta bir bisikletim var. Hiçbir şeyim yok. Bir telefon, bir yatak, bir de bisikletim var. Uyumak partiye diyenler gerçek AK Partililer. CHP'liler de iddialıysalar hangi gece kondu mahallesinde birinci çıkmışlar göstersinler. İstanbul'da Boğazan Hazır ilçeler, Ankara'da en yüksek fiyatlı dairelerin olduğu Çankayalar'da birinci çıkan CHP. Ege'deki Antalya'da milyonlarca dolarlık yazlıkların sahiplerine bakın. O bölgelerdeki seçim sonuçlarına bakın. Hepsinde CHP tulum çıkartıyor. Ama milyon dolarlık yazlıkların sahibi CHP'liler, milyon dolarlık yatların katların sahibi CHP'liler, şimdi geçmişler karşımıza, Merkez Bankası'ndan döviz alan para babalarını açıkla diyorlar. Oysa açıp baksalar kendi partilerinin üyelik kayıtlarına görecekler o dolar dolarcıkları. Baksınlar Türkiye'nin en büyük cirosuna sahip bankaları olan, yatları olan, villaları olan holdinglere. Babadan oğla hatta toruna hepsi CHP'li mi yoksa AK Partili mi? Birinci ciroya sahip holdinge bakın. İkincisine bakın. Banka sahiplerine bakın. Bir avuç milyardere bakın ölümünü AK Parti düşmanlığı yapan ultra zenginlere bakın. Oyum ölümünü AK Parti'ye diyen tek mal varlığı bir bisiklet olan AK Parti gönüllülerine bakın. Söyleyin, Merkez Bankası'ndan dolar alanlar açıklandığında karşımıza bisikletli AK Partili mi çıkar yoksa Bodrum'da, Çeşme'de, Marmaris'te yazlık sahipleri mi çıkar? Ben de açıklansın kimler almış Merkez Bankası'ndan dolarları görelim diyorum. Ve şimdiden müjdeliyorum. Göreceksiniz, Cumhuriyet de sözcü aynı manşet atacaklar. Kabak CHP'lilerin başına patladı. Bakmayın şu an onların yaptıkları afra afralara. Mevzuat açısından kimin dolar aldığının, açıklanmasının suç olduğunu biliyorlar. Onun cesaretiyle açıklayın, açıklayın diye efeleniyorlar. Açıklanma yolunda küçücük bir adım atıldığı an, göreceksiniz nasıl tornistan yapacaklarını. Ama suçsa suç açıklıyoruz deyip o dolar milyonerlerini açıkladığında CHP bir yirmi yıl daha seçim meçim kazanamaz. Odri meydan.